Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla bir aradayız. Engin Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok enteresan iki tur yaşandı. bakalım sizle neler yaşayacağız? İnşallah, bakalım. Neler hissettiniz önceki yarışmacılarda? Ya şöyle, ilk yarışmacıda sorular biraz daha kolay gibi geldi ama bana öyle geldi en azından. Hı-hı. İkinci yarışmacının soruları biraz daha, ben birkaç soruda hiç fikir bile edinemedim. Ya. Aynen öyle. Bakalım inşallah bizimkiler öyle olmaz. İnşallah. İnşallah. Hangisinde mesela öyle? Şimdi aklıma gelmiyor. Şunu söyleyeceğim. Benim böyle hani rahat yarışabilmem için evde hep öyle. Ha. Mesela eşortmanları çekip şu anda benim. Ayakta olup işte mutfakta bir şeyler hazırlarken arkada da sizi izleyip çıkan soruyu şöyle göz ucuyla bakıp bu deyip dönmem lazım. Yani en rahat şu pozisyonumun öyle olması lazım benim şu anda. Ne yapacağız? Üstünüzü mü çıkaracaksınız? Mümkün değil. Mümkün değil. Ben mi arkaya geçeyim? Ne yapayım? Ben anlamadım şu an. Evet. Benim çok rahat olmam için öyle olması lazım. Şimdiye kadar öyle izliyorduk. Hani buraya gelince insan değişiyor ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Yok yok, anladım. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Başlayarak. Başlayarak. Uzatmayın, yapıştırın diyorsun. Yok estağfurullah, ne demek? Yok yok yok. Efendim. İlk dört haftada patlamayalım da. Tamam, bir onları geçelim, sonra evet, belki iki sonra kelime ederiz. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. İnsanlar için argoda garip, tuhaf olan anlamında kullanılan sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane harf. C. Garip, tuhaf olan. Evet, aa, bu da nokta nokta ya. Cırt mı? Değil. Cort diyeceğim, o da olmayacak. Yok, hiç normal kelime, öyle bir ses gibi değil. Ha. Vallahi işte dedim ya, ilk dört harfleri de hiç patlayacağız. Önemli değil. Biliriz bence ya. Şey gibi, garip, tuhaf, yani... Cins. Cins doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. O nasıl sorulmuş? Çalışan bir mekanizmayı düzene sokma ölçüsü. Saat, düzene sokma, ritim. Saat düzene sokuluyor gibi düşün. Çalışan bir mekanizmayı düzene, tamam, sokma ölçüsü. Ne yapıyoruz efendim mekanizmayı? Harf alayım. Harf aldık. Y. Ayar. Ayar doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Irmak, çay, dere gibi akarsuların içinde aktıkları yer. Hiçbir fikrim yok. Harf alayım. Coğrafyadaki anlamıyla soruyoruz efendim burayı. Irmak, çay, dere gibi akarsuların içinde aktıkları yer. Patika diyeceğim. Yok yok. Abi. Derenin nesi olur efendim? Derenin nesi olur? Böyle dere... Harf alayım. Harf aldık. Yatak. Yatak doğru cevap. Şimdi sıfat geliyor. Gelsin bakalım. Halk ağzında yeşil başlı ördek. Gövel diyeceğim. Gövel deyin o zaman. Harika. Hadi şu altı harflinin de sorusunu görelim. Eski ama kullanılan bir tabir soruyoruz şu soruyla. Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü. Ahali diyeceğim, hiç alakası olmuyor. Değil. Harf alayım. Buyurun. V. Harf alayım. Evet. Mevcut. Mevcut doğru cevap. Efendim, alt harflilerden devam ediyoruz. Allah korusun bir sorumuz geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Kara, lekeleyici yalan. Töhmet. İftira. Evet. İftira. İftira doğru cevap. Yani iftira en basiti, töhmet böyle en zorun. Evet. Genelde öyle oluyor işte. Evet. Efendim, yedi harflilerdeyiz. Şimdi bir rütbe soruyoruz size. Askeri rütbe. Evet efendim. Gelsin bakalım. O zaman sayacağız. En yüksek askeri rütbe. General. Amiral. General. Harf de istememiştik. Evet. Orada neden böyle öyle yaptınız onu general, da bilmiyorum. Amiral. Hiç tiyoda mı yok? İşte nasıl değildi? Ben ona nasıl tiyo veririm? En yüksek askeri rütbe. Eskiden şey denirmiş. Paşa. Komutan. General. Daha yukarıda.
Orgeneral, Orgeneral. Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra aldı. Bir onda var, bir de Fevzi Çakmak'ta var. Haşa. Değil. Yarbay. Hiç gelmedi. Gerçekten Mareşal olacaktı. Üzgün alkış geldi ama hiç buna kafayı takmayın. Çünkü hala gün birincisi olma şansımız var. Öyle bir yarışma oluyor bugün sevgili izleyenler. Kelime Hayır. açılsa da birincilik imkanı elden gitmiyor. Yani nasıl kısmetliyiz yarışmacılarımız. Siz Formula 1 seviyormuşsunuz. Evet, çok seviyorum. Hiç gittiniz mi? Zaman. Gittim. 7 kere yanılmıyorsam burada oldu. 4'üne gitme şansım var. Çok veriyor. Güzel. Yurt dışında gidebildiniz mi? Yok maalesef. Hatta şöyle oğlum da çok sever. Beraberiz. Aa, çok ama güzel. Diyorum. Hani Michael Schumacher'ı canlı gözlerle izleyebilme şansına erişmiştim diye böyle anlatıyorum. Onunla paylaşıyoruz yani. Aa, doğru. Onu siz canlı seyrettiniz. Canlı izleyelim. Harika. Çok enteresan bir deneyim değil mi çok, Formula 1? Çok bambaşka bir atmosfer. Evet. Yani oraya gittiğinizde dünyanın yani neresinde olduğunu fark etmiyorsunuz. Hı hı. Bambaşka bir ambiyans var. Oradaki bir 3-4 saatlik ya da bütün günlük zaman çok değişik bir şey. Çok yani. Değişik. Doğru söylüyorsunuz. Motor sporlarıyla ilgileniyor musunuz genel olarak? Yok, sadece F1 mi? Şey, Formula 1, F1 tek şey yaptım, takip ettiğim yani. Harika. Başka bir sporla ilgili futbol falan? Basketbolu çok seviyoruz. Oğlumla beraber. O da 14 yaşında ama 6 yaşından beri gidiyor. Basketbolu yapıyor. Çok güzel. Manisa'da oturduğum için Manisa birincilikte şansımız. Birincilik maçlarına da girebiliyoruz. Her hafta fırsat buldukça gitmeye çalışıyoruz. Aa, çok güzel. Takip etmeye çalışıyoruz. Harikulade. Peki efendim. Şimdi 1700 puandayız. 2 dakika 31 saniye süremiz var. Sürede fena değiliz. O yüzden... Yani Mareşal'de de öyle patladık. Şak diye basmayın isterseniz. Hı. Bir ince düşünme fırsatımız var çünkü. Sorayım mı ikinciyi Darfli? Tabii. Efendim şimdi yaptığı işi anlatan bir ismi olan mutfak eşyası soracağım. Hadi buyurun gelsin bakalım sorusu. Sıcak mutfak araçlarını ele almak için kullanılan birbirine şeritle bağlı bez çifti. Çok basit düşünün. El bezi, fırın bezi. Ne işe yarıyor efendim bu? Tutamaç mı? Ne? Tutamaç. Normal söyleyin efendim. Tutmak. Hayır, tutamaç dediniz ya. Tamam. Onu daha basit söyleyin. Harf alayım. Harf alayım. Birden şey oldu. Evet. Tuta? Evet. Tutacak. Tutacak doğru cevap. Sen beni tutamaçsın, yıldızlar tutamaç. Tutamaç ne ya Engin Bey? İşte öyle oluyor yani. Diyorum ya eşortmanlı olup mutfakta olup arkadan evet. izlemem lazım. Aynen keşke. Gerçekten bir daha böyle bir hizmet sunalım. Böyle bir konsept yaratabilirsiniz. Ya. Neden olmasın ya? Bence de olabilir. 8 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe bir yandan bir yana eğilmek. Basit harf alayım. Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe... Sallanma. Ne? Sallanmak. Harf. Daha zarif söyleyin bunu. Sallanma. Yok. Sallanma değil de... Salınma. Salınma. Salınmak. Salınmak doğacak. Zorlaya zorlaya çıkalım. Efendim şimdi iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. Yer bilimlerinden geliyor soru. Olur. Gelsin bakalım. Yer bilimleri. Yer kabuğu kırıklarının uzanışını gösteren doğrultu. Harf alayım. Aslında çok bildiğiniz bir şey. Bir harf daha alayım. Bir harf daha geldi. Evet. Evet o. Fay hattı. Fay hattı doğru cevap. Aslında yani hemen aklıma geldi de soru da bazen böyle şeymiş. Tahmin ters ettim. Köşe yapıyormuş. Evet. Ama söyleyin ağzınıza gelin de söyleyin. Basmadan. Efendim 9 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba tamam. ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Başkaları tarafından hakir görülmek, değersiz sayılmak, küçümsenmek. Hor görülme diyeyim. Evet ha. Deyin efendim. Hor görülme. Hor, hayır tek kelime bu. Horlanmak. Hor, evet. Horlanmak. Hah, horlanmak. Borca, söyledi. Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap yoksunluk eki almış bir sıfat. Gelsin bakalım.
Mecazen dönek insanları niteleyen bir sıfat. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Bir tane de aldık. Omurgasız. Omurgasız doğru cevap. Efendim 10 harflerdeyiz. 2 tane harf var alabileceğiniz. Öyle mi? Evet. Alırsanız da 2 saniye arttırmanız lazım. Saniyem ne kadar? 55 saniye. Rahat saniye. Rahat saniyemiz var. Efendim ilk 10 harfle aradığımız cevap 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Master falan da yok. Gelsin sorusu. Forklift, vinç, ekskavatör gibi araçların genel adı. İş makinesi. İş makinesi. İş makinesi doğru cevap. Efendim son cevabımız. 2 saniye şeyi bana uyarır mısınız? Elbette tabii ki uyarırım. Hala 2 harfiniz var zaten. Tamam. Alabileceğiniz. Efendim 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz size. Tamam. Gelsin bakalım. Kazanmaksızın elde bulunanı harcayarak geçinmek anlamındaki deyim. Harf alayım. Harf verdik. Harf alayım. Bir tane daha verdik, bitti. Kazan? Kazanmaksızın, hiç kazanmadan... Hazır yiyen. Ne? Hazır yemek. Hazır yemek doğru cevap. Efendim Engin Bey çok tebrik ediyorum. 7000 puan aldınız ve averajlı şu an gün birincisi oldunuz. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Bir yarışmacımız daha var. Bir yarışmacı var. Dilek Hanım'ın da başına ne gelecek hiç bilemiyoruz. Bugün enteresan bir gün. Gerçekten oldu. Yani bir şekilde bir diğer yarışmacı hep daha yukarıdaymış gibi oluyor. Şey böyle yani yanlış anlaşılmaz. Kötünün iyisi seçilecek gibi olacak. Yok yani bu aksiliklerle baş edebilen seçilecek doğru. Diyelim. Tamam. Ama siz de gördüğüm kadarıyla harika bir yarışmacısınız normal şartlarda. Bir dahakine eşofmanla bekliyoruz. Eşofmanla gelin. Alkışlarınızla Engin Bey'i yerine alıyoruz ve Dilek Hanım geliyor.